da çok açık ve net ifade edeyim bakın dünyanın herhangi bir ordusu şu alçaklığı yapsa o ülkenin sokakları dolup taşar isyan çıkar hükümet devridir. Yok Biz bizde de, mesela bu bizde böyle bir açıklama yap, yapsa biri İsrail'de devlet... de yaprak oynamıyor kardeşim. Bakın yaprak bizde Fulya Öztürk'ün söylediği gibi bir açıklamayı görse Türkiye Bakın. Cumhuriyeti böyle bir ifadeyi görse ertesi Bakın. sabah o hesaplar hakkında da soruşturma açılır. onları Tabii. derde salır bizden götürür. Bizden öyle yani. şerefsiz aşağılık. Onların, onların alır da soruşturma. Bizden, bizden öyle Ya çıktı hocam şimdi Abi kanı bozuk her yerde vardır ya Husi'de. Yani küçücük bir beden. Kanı bozuk her yerde vardır. Sen bir kilo tavuk bir şeker diye ben yazıp bunu sosyal medyada. kanı bozuk. Bakın Nasıl kanı bozuk iğrenç. her yerde vardır. O vicdan sorgusu ama vicdanı olan da her yerde vardır. Ama bunu bunun merci nedir? Istisnalar, Hükümettir, bakın, devlettir. Bakın şimdi bir çok güzel bir laf var bizim şeyimizde değil mi? Bir tabir var bizim dilimizde. İstisnalar kaideyi bozmuyor. Sevgili Zafer Demin ne dedi? İşte gösteriler, eylemler falan oluyor. Ben her platformda en başından beri söylediğim için çok rahat tekrar edeceğim. Hocam, Şimdi de tekrar ediyorum. Eylem yapan da çoğu da gerçekten rehinelerin aileleri. Bravo. Aynen öyle kardeşim. Hayır bir de Aynen öyle. biliyor musun? Yerinde... Abi 9 milyon lükusu var İsrail'in. Her akşam çıkar. Yerinde, kişi. bak 200 kişi yerinde yani, gelen çok bilgi şu. Oradaki işte Serdar oradaydı ya. Kaç kişi? Oradaki hocam? oradaki bak protesto yapanların maksadı ne dediğimle beni şok eden cevabı verdi. Buradakiler de diyor ki esirleri kurtarın sonra ne yapıyorsanız evet, yapın. Coşkun Ertuğrul Hocam zaten. bakın, akıl bu, bu, evet. bu benim yaptığım haber olmuyor. için niyet bu. Yüzde yüz emin olduğum şeyi tekrar ediyorum. Üç defa İsrailli asker anneleri, anneler, üç defa Netanyahu'ya mektup yazdılar. Üç kez yazdılar. Üçünde de tema aynı idi. Hükümeti şöyle eleştiriyorlar Netanyahu. Çok yumuşak davranıyorsunuz. Hı. E, sivil kayıpları olmasın diye çok dikkat ediyorsunuz. Yani şunu diyor ha. Bunu dikkat ediyorsunuz. Onun için olan. bizim çocuklarımız ölüyor. Anneler 3000 tane anne imza atmış. Ya Siz nasıl annesiniz ya? Siz nasıl annesiniz ya? Siz nasıl annesiniz? Yani yavrusu olan domuz bile sizden daha haysiyetlidir. Böyle şey olur mu? Şunu görüyorsun diyorsun ki efendim çok seçici davranıyorsun. E Filistinlilere karşı biraz daha vur. Böyle bir şey olabilir mi bu? Hangi vicdan, hangi insanlar sıra? Her ülkede mutlaka vicdan sahibi insanlar vardır. İnsanlık diye bir şey var çünkü biz ona inanmak istiyoruz. Ama gördüğümüz şey korkunç. Biz şunu görüyoruz. Ha hep şunu düşündük. Şimdi mesela bugün de <laughs> siyasette iki devletli çözüm falan konuşuluyor değil mi? Hep orada dedik ki ya işte İsrail var, Filistin var. Yaşasınlar. Falan. Ya yaşasınlar da İsrail kendisinden başka bir şeyin varlığına müsaade etmiyor ki. Hiçbir şey müsaade etmiyor. Yani utanmasa şunu yapacak. O Çocuk cesedine tavuk diyor ya alçak. Ya orada tavuğu da öldürecek yani diyecek ki ben bunu da istemiyorum çocuk. O kadar ırkçı bir okumuşundur rejim. Okumuşundur muhakkak. Bak okumuşundur. Hadi cevap hakkı doğmasın isim vermeyeyim o kitaplarına. Orada bunu bir ritüel olarak anlatıyor ya. Yani bir dini inanış, bir vazife olarak anlatıyor. Hak olarak. Kanını içeceksin diyor. Hayvanlarını öldüreceksin diyor. Kulaklarını keseceksin diyor. Ya bu şimdi, tür coşkun abi bak. şeylere inanan bir kitleyi konuşuyoruz ya, biz ya. Şimdi sadist bir inanç var. Burada yani Siyonizm şöyle bir şey. Ee, üzerine, bu Siyonizm, üzerine kurulduğu bu bir şey. üzerine kurulduğu inançsal yapıyı olabilecek en korkunç ideolojik forma sokmuş ve onunla da şu anda ilk hedefine varıyor. Biz şunu biliyor muyuz? Burası bittiğinde bunlar Filistin'de zafer kazanırlarsa sıradaki hedef Suriye'ye sonra Türkiye olacak onu biliyoruz değil mi konuşuyoruz yani bunların hedefleri ne olduğu belli o hedefe o kadar odaklanmışlar ki o kadar bunu meşru görüyorlar ki yaptıkları her şey mübah bu yolda her şeyi yapabilirler ve onları durduracak bir güç de dünyada yok şimdi yani onun için ben asıl zaferi söylediğinden devam etmek istiyordum yani dünyada işte eylemler oluyor insanlar itiraz ediyor falan filan ya bunların bir anlamı yok yok dünyayı yönetenler dünyayı yöneten elit bu işten rahatsız değil. Bizim rahatsızlığımız da şu değil. Bak açık ben kendi adıma söylüyorum. Ne Filistinlilerin Müslüman olmasıyla ilgili ne de bizim aynı coğrafyada ortak bir tarihe sahip olmamızla ilgili. Bu olaylar Kuzey Kore'de de olsa, Japonya'da da olsa, Güney Vietnam'da da olsa aynı şekilde ayağa kalkıp bağıracaktık. Ya sizde bu kadar insanlık yok mu? Yani biz burası bir büyük televizyon kanallarından biri Türkiye'de. Şimdi Allah aşkına bir gidin gezin. Fransa'nın büyük kanallarını açın. Ben her gün izliyorum Fransız kanallarını evimde var. Her gün izliyorum İngiliz kanallarını evimde var. Her gün izliyorum Alman kanallarını, İngilizce postalarını onların izliyorum. Var. Rus kanallarını izliyorum onlar da var. İşte biraz El Cezire hakkını teslim edelim yani. Yok, yok o uluslararası kanal. Evet. Ama onun dışında Ruslar azıcık bir dokunuyorlar. Onun dışında kimsenin umurunda değil. Evet. Ya burada Ş insan mı ölüyor? Tavuk mu boğazlanıyor? Ne oluyor? Şu da var ama Gafar Bey. Yani Rusya-Ukrayna savaşında da oluyordur bunlar. Yani orada da ölüyor insanlar. E dünya devletleri ne kadar ilgiliyse Rusya-Ukrayna savaşında, Filistin-İsrail savaşında da işte o kadar ilgililer. Ama bu bir savaş yani... değil ki İpek Hanım. Doğru söylüyorsun. Bu bir Kırım yani. soykırım yani. Bu bir savaş değil ama yani. Şimdi dünya o savaş. Basında, bu soykırım. Dünya basını öyle bir pompalıyor ki bunu. İşte İsrail'in ilk defa işte ilk 7 Ekim'deki saldırılarla terör örgütü olduğuna ilişkin Zaten... çok yoğun bir medya baskısı var. Niye... İsrail'in içinde de öyle. İsrail'in içerisinde de işte onları terör örgütü olarak konumlandırıyorlar. Hükümet öyle konuşuyor, medyası öyle konuşuyor, devlet adamları öyle konuşuyor. Amerika'dan bir taraftan yardım alıyorlar, savaş bütçesi alıyorlar. Oradaki insanların da rasyonel düşünmesine izin vermiyorlar. Öyle bir baskı var ki hani İsrail'de yaşayan insanlar için söylüyorum. Dünya medyası Her her baskı bakın, geliyor zaten dünya medyası da siyonizmin elinde böyle bir sıkıntı var yani bu öyle bir ağ ki Aa, bak. Işte, o evet. ağdan sana bir örnek vereyim buradan paylaşalım izleyenler e, şey yapsınlar hadi adını vermeyeyim cevap hakkı da olmasın sosyal medya platformu çok net propaganda yapan bir platform izleyenler anlamıştır orada yeni bir dizi başlamış bir yakınım bana aktardı şoka girdim e, Amerikan özel kuvvetlerini anlatıyor o Amerika'nın yere göğe sığdıramadığı özel kuvvet askerleri ne hikmetse e, Körfez bölgesinde çöllere eğitime geliyorlar. Ne hikmetse diyor ki dizide burada diyor Ürdün çölleri diyor. Burada diyor Ürdün ordusunun diyor haber olmadan kuş uçmaz diyor. Burada diyor alacağın eğitim işte seni şu seviyeye taşır böyle bir noktaya getirir. Yani Ürdün'ü sürekli metiyeler dizen bir dizi daha yeni. Şimdi Ürdün nere? Şeyin sınırı e, hemen İsrail denen katil yapının sınırı. Yaprak oynamadı. Bir tek işte Ürdün Kralı'nı biz o yardım ediyorum maskesiyle bir askeri üniformayı giymiş. İşte orada gülerek verdiği poz onunla Doğru. hatırlıyoruz. O Doğru. kadar. Doğru çok güzel. Ha, o kadar. Tamam, o zaman güzel. niye o dizilerde o topraklar metiye düzülür? Niye o ülkelere böyle övgüler yağar? Buradan yaşananla birlikte örtüştürün bakalım. Tabii çok bak çok güzel abi şöyle bakalım. Şimdi Gazze'nin etrafı duvarla örüldü değil mi? Bakın o sarı alan duvar. Değil mi? İsrail Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirdi önce. Duvarla ördü değil mi? E, peki neden İsrail'in etrafında bir duvar yok? Neden bu yok? Mısır, Ürdün, Lübnan'la zaten savaş halinde. Suriye ile savaş halinde. Bak Suriye ile Lübnan'la savaş halinde zaten. Hizbullah'la ve Suriye'yle. Geriye kalıyor Mısır'la Ürdün. Neden oraya bir yüksek duvar örülüp Denize de bir duvar örülüp İsrail izole edilmiyor. Neden bu yapılmıyor? İsrail bu kadar kuvvetli mi? Evet kuvvetli. Maalesef öyle. Bütün coğrafyanın aktörlerin iplerini elinde tutuyor. İstediği gibi oynuyor. Kimi, kimini parayla dize getiriyor. Kimini silahla, kimini korkutarak, kimini ajanlarıyla müstehcen görüntülerini alarak. Her türlü alçaklık bunlarda kiminle de kendi soyundan kendi ırkından olanları iş başına ya da onları yapar. her türlü alçaklık artık ha, adını net koymak lazım çünkü oyun büyük ve şu an tepkisizliğin bana göre temel sebeplerinden birisi de o az önce verdiğim örnek havada kaldı vereceğim örnek o İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş maksadı sırf Filistin'i korumak içindi o nedenle bir araya gelindi Mescid-i Aksa'nın yakılması üzerine oradaki e, İsrail'in ilk kadın başbakanı Golda Meir. Işte Golda Meir. Siz konuşurken Golda dünya basınına Golda bakıyorum. Fransa'ya bakıyorum. Şu anda Ukrayna'yı veriyor. Evet. Eşim. Evet Eşim. aynen öyle. Zeleskiyi veriyor. Aynen öyle. Onları o yani oturuyorlar. Onlar Fransız haber kanallarını geziyorum. Siz konuşurken. Ya Göksu arada, Hanım oturuyorlar bakıyorum. Ukrayna kalkıyorlar Hep Ukrayna. Bir bakayım. tane palyaço bulmuşlar kahraman. Sabahtan akşama kadar onu anlatıyorlar. Zelenski'yi arazide. Ya tamam doyduk arkadaş sizin yani, Zeleskiyi de Şimdi e, yani onlar öyle Putin Fransız e, devlet televizyonu. Televizyon mu? Devlet televizyonu. Hepsi öyle bakın. Şu, hani şu anda veriyorlar mı diye bakıyorum. Kanal 5, Kanal 5, Kanal 24. Vermeyeceğim. Ben Go başka Golda Ben başka göremem. Golda Meir. Bak Golda yani. Meir. Golda Meir. Şu sözün sözünü hatırlayalım. Bugün de örtüştürelim. Ee, Golda Meir'in hikayesi şu. Bir kere de anlatmakta fayda var. Mescid-i Aksa'nın yakıldığı gün. Ayağa kalkıyor her yer. İşte yangın zar zor söndürülüyor. Kendi hatıratı. İsrail devlet kayıtlarında var. O gece diyor sabaha kadar uyumadım diyor. Zannettim ki diyor bütün İslam alemi diyor. <laughs> Kudüs'e hücum edecek. Birleşecekler üstüme gelir. Yerle bir edecekler. Taş üstüne taş kalmayacak. Gün ağardı diyor. sabahlar uyumadım diyor. Perde yaraladım. Bir tek diyor tepki görmedim. O gün anladım ki diyor. Biz bu coğrafyada her şeyi yapabiliriz diyor. İşte bugün yaşanan hadise o günün konan reçetesi. Doğru. Her şey yapıyorlar. Çünkü Biliyorlar bir şey olmayacağını. Kızılaç'tan bir açıklama var. Ee, ölü sayısı artacak. Henüz tam bir inceleme yapılamadı. Gazze'deki sağlık sistemi refahta yaşananlarla başa çıkamıyor. Açıklamasını yapmış Kızılaç. Tebrik ederiz Kızılaç'ı bu tespitinden dolayı. Orada mühim olan bu ya açıklamalar arkadaşlar, değil. Arkadaşlar şimdi bu geçmek. Fulya'nın okuduğu şey üzerine bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani bu uluslararası kurumlar yok, Birleşmiş Milletler, Kızılaç, <laughs> işte UNESCO, e, uluslararası Adalet Divanı, yani bunların hepsi 20. yüzyılda kalmış, e, yaptırım gücü olmayan, artık çok nettir bu, hiçbir hükmü olmayan, kimsenin takmadığı kuruluşlardır. E, ne zaman hani Birleşmiş Milletler'de bir irade ortaya konsa Zaten Amerika Birleşik Devletleri orayı domine ediyor ve bu kararları uygulatmıyor. Ya yani şimdi insanlığın önünde Göksun'un önünde az önce hatırlattığı Netanyahu'nun ABD ziyareti var. Perşembe günü onur konuğu olarak bu katili oraya çağırıyorlar. yani filmin kopuş noktası bence artık orası olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri bu olay üzerine de dahi böyle bir Bak bu yerinden edilen insanların kaldığı çadır bu. Evet. Yerinden et. Niye kim yerinden etmiş bu insanları? Bu insanlar niye çadırda kalıyor? Bu katiller oraya geldiği için insanların evlerini bombalarla yaktığı için, yıktığı için çadırda kalıyorlar. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri hala bu adamı Perşembe günü onur konuğu olarak çağırıp Kongresinde konuşturacaksa biz daha neyi konuşacağız ki? Yani. Bizi boş verin. Biz işte elimizden gelen bu. Bu tepkiyi gösteriyoruz. Ya dünya siyaseti şu kadar vicdanı olan o liderler e, bir şey yapmıyorlarsa, yapamıyorlarsa e, o zaman şunu düşüneceğiz. Tehlike çok büyük. Öyle böyle bir tehlike yok. Demek ki başka yerlerde de bu tip katliamlar olabilir ve dünyanın geri kalanı sessizce bunu izleyebilir. O zaman ne yapacağız kardeşim? O zaman güçlü olacağız. Çünkü biz güçlü olursak Bunlara da engel olabiliriz. Eğer biz güçlü olmazsak bırak bir şeylere engel olmayı... ...aynı tarifeyi bize de uygulamaya kalkacaklar. Bu bunun bir e, ön izlenimidir yani. Bu adamlar burada hani ne diyorlardı o? İşte spoiler veriyor adam. Öyle söyleyeyim size. Bak Gazze'de bunu yapıyorum diyor. İleride diyor bunu diyor. Anadolu'da da yapacağım diyor. İran'da da yapacağım diyor. Bugün o kendilerini rahat zanneden bazı İslam ülkeleri var ya... ...oralara daha yakın onlar... Orada da yapacaklar bunu. Irak'ta yapmadılar mı? Irak'ta 1 milyon kişiyi katletti bu adamlar son 20 yılda. Aynısını yapacaklar bak göreceksiniz. Ve buna rağmen hala bu İslam dünyası harekete geçmiyorsa 70'li yıllarda o Suudi kralının gösterdiği tavrı koyamıyorlarsa Amerika'ya bir suikast sonucu biliyorsunuz öldürüldü. Amerika'ya petrol ambargosu koydu. E, o zaman yine mevzu Filistin'de. E, Kissinger'la yaptığı bir konuşma var Efsane bir konuşma Siz diyor e, petrolsüz yaşayamazsınız Ama bize ambargo koysanız da diyor Biz atalarımız gibi Deve sütüyle hurmayla hayatımızı idame ettiririz diyor Ne oldu adamı sonra öldürdüler Bir suikastla ortadan kaldırdılar Bugünkü durum 70'lerden daha vahim Bugünkü katil İsrail 70'lerden daha cüretkar Amerika'nın gözü daha kara e, Ne zaman uyanacaklar Ne zaman harekete geçecekler onu bilmiyorum ama şu çok net. Biz de artık şuna sevinmeyelim. Ya Latin Amerika'dan İsrail'e destek geldi. İspanyollar şunu yaptı. Efendim, e, İrlanda şöyle destek verdi. Bunlar tamamen uluslararası evet, kamuoyunun işte. gazını almak için. Gördünüz mü? Batı dünyası da işte tepki koyuyor Gazze'de yaşananlara demek için ortaya atılan argümanlar. Ben artık buna kesinlikle eminim. Ne yapacaksa İslam dünyası yapacak. Eğer yapabilirse yapma iradesini ve cesaretini gösterebilirse, onun dışında artık bence söylenecek çok da fazla bir şey kalmamış gibi görünüyor. Şimdi bak Sayın Erdoğan'ın bir... e... Zafer Bey'in bir cümle söyleyip bırakacağım. Aslında e, İslam dünyası tavır almak bir yana Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan arasını yapmaya çalışıyor. Yani biliyorsunuz bunlar anlaşma yapacaklardı. İbrahim anlaşmaları vardı. İbrahim anlaşmaları bu Suriye Filistin meselesinden sonra sekteye uğradı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuk yapıp tekrar İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la arasını ısıtmaya çalışıyor ve tekrar o anlaşmaları gündeme getirmeye çalışıyor. Bilfil de çalışıyor. Bunun için Ortadoğu uzmanları da bunun üstüne çok fazla yazıp çiziyorlar bu konu ile ilgili. Buyurun. Ee, şunu söyleyecektim değerli hocam. Şimdi e, Zafer'in bahsettiği konu yani meselenin sadece Gazze'de kalmayacağı. Bak Sayın Erdoğan geçtiğimiz gün çok kritik bir konuşma yaptı. Dedi ki Anadolu'nun da ileri at savunmasının Gazze'den başladığını göremeyecek kadar dedi. Aklı eveller dedi. Şimdi bak bu o kadar önemli bir vurgu ki. Ve işin doğrusu da bu. Yani Gazze'de bu iş hallolduğu an yani böyle tepkisizlikler devam ettiği an oradaki kalan, sağ kalanlar bir yerlere sürüldüğü an ki o limanın zaten bir maksadı da o ve muhtemelen de istikameti Afrika. Ardından bu iş bitmiştir. Hadi artık öpüşelim, koklaşalım, barışalım değil. Yeni gazzeler yaratılacak ve benim de ilk öngördüğüm adres Lübnan ve oradan sonra o virüs, kanser adım adım ilerleyecek. Nihayetinde o bahsettiğimiz sapık yapının bir Büyük İsrail projesi var, inandığı. Ve o Büyük İsrail haritasına şöyle baktığın takdirde İran'dan Anadolu'nun doğusu, Güneydoğusu dahil birçok yerin, Suriye, İran tamamının bu projede olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla buradaki eğer e, bu tepkisizlik devam ederse coğrafyanın, buradan o aklı evvel Arap krallarına, e, Arap <laughs> şeyhlerine seslenmekte fayda <laughs> var. Bir gün kapınızı çalacaklar zannetmeyin ki Gazze'ye sırtınızı döndüğünüzde bu işten sıyıracaksınız. Zannetmeyin ki bu işlere kulak tıkadığınızda kimse size dokunmayacak. Gelecekler, kapınızı çalacaklar ve sizi daha da şiddetle yok edecekler. Çünkü o bahsetmiş olduğum akıl buna kurulu. Bu coğrafyada biz nasıl diyorsak Gazze'de bir tek Müslüman kalmamak üzere bir katliamın hazırlığındalar. Buna yönelik bütün planlar yapıldı ve hedef de bu diyorsak, bu saydığımız çerçeve sadece Gazze'yle sınırlı kalmayacak. Diğer coğrafyalara sıçrayacak ama maalesef oradaki o yapı Netanyahu'nun tavsiyesine uyuyor, tahtına sarılıyor, keyfini süreyim diyor, aman bana ne diyor. Bir kısmı zaten arka ne planda efendim, görmeyen bir işbirliği içerisinde. Netanyahu giderse de... Bu senaryo olmaz. Hiçbir şey aynı. olmaz. <laughs> olmaz. İşte hiçbir o yüzden şey olmaz. ne 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 değişecek derseniz Bak, hiçbir şey olmaz. Şimdi bakıyorum. E, bir kısım medya e, haber kanalları sitesini böyle dünyadaki İsrail tarihi Netanyahu'larla dolu. İran'ı İran konuşan var. İşte hmm. işte az önce söylediğim e, Zelenski Aynen, evet. görüntülerini konuşan var. Hiçbir şey olmamış gibi tamamen e, kendi iç politikalarını konuşanlar var. İsrail hiç görmezden geliyor. E, Amerikan medyasını kontrol ediyorum şu anda. Onlarda da bir şey konuşulmuyor. İşte, işte tamamen bitince Netanyahu'nun da işi biter yani buradaki boşaltmayı tamamlarlar orayı işgal ederler ondan sonra da bir bütün dünyanın işte içini rahatlatmak için Netanyahu o zaman görev yani şu anda çok kullanışlı Amerika Birleşik Devletleri için ne zamanki görevini tamamlayacak misyonu tamamlayacak ondan sonra gidecek. Netanyahu ama şu an için ben de gideceğini zannetmiyorum. Onur konuğu Hocam, olarak ağırlanan birinin... Bakın gitse de bir şey, birinin... Bakın, de bir şey Tabii değişmeyecek. Bir kere, Tabii ki değişmeyecek. Bir kere onur konuğu diye çağıranın onuru var mı ona bakmak lazım. Ya. Şimdi ben eğer e, çağırıyorsam statüde eşitliğin olması lazım. Dolayısıyla böyle bir katili ağırlayan, böyle bir katile e, konuşma hakkı veren... Hı hı. Hocam bu arada Batı Şeria ve Cenin'de... Filistinliler sokaklara çıkmış. E onlara da onlara da göreceksin. Görüntüler var. Şimdi e zaten sessiz katliam var Batı Şeria'da. Full ya. zaten kaç tane genç öldürülüyor Bak, her gece. O, orada görülmeyen bir katliam var. Yani evet. Gazze'de görüneni var, evet. orada görülmeyeni aynen, var. Aynen. Aynen. Ve acıdır. Ve acıdır. Mahmut Abbas denilen sözde siyasi temsilci bu olanlara göz yumuyor, görmezden geliyor. İşin daha acısı tarafı o. Yani biz emlakçı Abbas diye sıfatı yapıştırırken boşuna söylemedik. Orada aslında o sürece ilk tepki vermesi gereken onlar. Yani şunda diyebilir o civar ülkeler. Mahmut Abbas denen bir kişi var. Oraya niye laf söylemiyorsunuz? Oradan tek bir tepki duyuyor musunuz der. Geçtiğimiz günlerde herhalde ilginç bir cümle kullandı. İsrail e hak verir bir tavır almaya yok, çalıştı. Çok Abbas şey yapıyor da yani etkisiz bir adam. Yani orada tepki gösteriyor. Batı'nın da. desteklediği sırf yani etkisi olsa şey, ben gam yemem. Etkisi yok şey. Batının zaten desteklediği patronun kuklası olacak yapar. bir şeyi de yok zaten. Bir gücü de yok abi artık burada. Bak güç ayrı, güç ayrı, tepki filistini ayrı. Filistin'i temsil eden artık Hamas'tır yani. Ya bu nasıl o bir netleşti Ama yani. gerçekten ya İsrail ordusunun yaptığı refa düzenlediğimiz saldırı uluslararası hukuka uygundur. Hassas silahlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Alınan istihbarat sonucunda Hamas'a yönelik bir saldırıdır i̇şte diyor. Öyle diyecekler ha, zaten. Bu nasıl bir açıklamadır. O açıklama yapan insan değil ki Fulya. Yani sen insani değerleri düşünüyorsun. Senin taşıdığın e, bir takım değerler var. Evet. E, bir inandığın kriterler var. Onlarda öyle bir şey yok ki. Bu e, Netanyahu'nun Amerika'ya gelmesinde de en çok çaba gösterenlerden bir tanesi Johnson, Temsilciler Meclisi Başkanı. O kadar çok büyük çabalar sarf etmiş, konuşmalar yapmış ki e, ikna edebilmiş e, gelmesi için senatoda çoğunluğu elde eden partinin lideriyle e, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın imza vermesi gerekiyormuş bir devlet başkanının işte önemli bir konuşmacının gelmesi için hı hı. bu şekilde ikna ediyorlar. E, 17 lider davet edilmiş buraya işte 15 yılda bir bir lider falan düşüyor. Bahsettiğim bahsettiğin bahsettiğin başkan kılıklı kişinin, başkan kılığına girmiş kişinin açıklamasını okuyayım buradan hı hı. sizin o söylediklerinizi izleyenler örtüştürsün. Ne diyor? Johnson denilen İsrail'in Kuruluşunun 76. yıl dönümünde Washington Büyükelçiliği'nde konuşan e, bu kişi orada konuşuyor. Hı hı. Bu evet. gece diyor 76 yıllık başarıdan fazlasını binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Babil sürgününden, İslami ilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler, Siyonist rüya gerçeğe dönüştü, kutlu olsun diyor. Bunu söyleyen Amerika Temsilciler Başkanı. Şimdi Hangi İsrail? O mu İsrail, bu mu İsrail? Tabii. Yani dolayısıyla e, Amerika ile İsrail ruh ikiz derken boşuna söylemiyoruz ya. Sahada yaşananlar var. Mesela senin o akıl tutulması cümleler aynısını Amerika'dan duyuyorsun. Biden denilen diyor ki bizim diyor verdiğimiz bombaların sivillerine kullanıldığını şüphelerimiz var diyor. 7 <laughs> <laughs> ay geçmiş ve Küfiyan söylediği gibi Şu ana kadar inanın sadece El Cezire konuşuyor. Yok hiç arama bakma. Niye Yo hiç me hayır şu anda bakma. merak ettim. Batı yani Batı yani. medyası tabii ki de görmeyecek. onun zaten hiçbir şey olmamış gibi ama hayır e, Kanal Fransa Fransa beni çok şaşırdı. İran'ı konuşup bunu konuşmaması o da enteresan Fransa ve Fransa bak sessiz değil. Duyarsız değil. Bazı ha, konulara. Ha, halka bir sansür var Göksuç. Yok Göksu, Kanal 12'ye de bakar mısın İsrail'e? Onlar İsra ne diyor? İsrail'inkini açamadım. Onlar Göksu. onlar hiçbir şey şey yapamadı. O Fransa sessiz dedilerken Fransa'nın devletini kastetme, devlet yapısını. Zeynep Tekin Altta. belki bu kadar editörüm. Zeynep İsrail onun hakkında bir baksana. Bak halkta halt, halt tepki var rejimle e, o hükümetlerle Tüm gün Ukrayna'daki marketin vurulmasını konuştular. Ee, ama Şimdi Ukrayna'yı da konuş. Şimdi tamam, konuş, mesela de bak da. E, benim gözünde bir katliam yapılıyor. Bak benim aldığım Ukrayna'da son bilgiler, bunlar savaşın İsrail'de, tarafı yalnız. Şunu unutmayın arkadaşlar. Doğru. Yani Doğru. Ukrayna'da Batı Savaşın içinde Rusya ile savaşıyor, evet. kendi girdiği savaşı anlatıyor. Onun yani savaşta Ruslar onu yaptı. Ben bu ya kendi olduğunu. savaşı zaten bütün silahlarını oraya yığmış. Tabii. askerlerini göndermiş. Putin onu? O ayrı bir konu. Yani evet. o kendisi girdi. Biz nasıl terörle mücadele haberi yapıyoruz? O da kendi savaşında ne yapıyor. Bak İsrail işte de yeni gözü kör. Basına Bak, karşı, basına karşı şiddete varan bir sansür başlamış. Benim daha iki gün önce aldığım bilgi bu. Artık hani o senin bir zamanlar gittin biliyorsun, oradan görüntüler geçtin. Belki beni garipsiyordu. Niye her akşam aynı şeyi soruyor? Size Neydi herhangi hocam? bir herhangi Neydi? bir şiddet var mı? Size herhangi bir baskı var mı? Yani İsrail'deyken. İsrail'deyken hep su her gece evet, soruyordum. Evet, evet. O zaman belki garibine gidiyordu. Niye her gece her gece soruyor diye. Evet. Çünkü gerçek İsrail o değildi. Gerçek İsrail sansür uygulayan, saklayan, gözü dönmüşçesine katleden gazeteci direndi mi de onu da katleden hocam, bir İsrail'di. 9. günde aramaya başladılar beni işte. <laughs> İşte o Devrimler nedenle, aldık o nedenle her gece soruyorduk. rahatsız etti ya. Şimdi gene sağdan aldığım bilgi bu sefer basın mensuplarına kırarak, dökerek, şiddete varan bir şeyle oradan hiç haber geçmeyeceksiniz diye bir baskı söz konusu. İşte Göksu'nun belki de bulamamasının sebebi o. Çünkü inanılmaz bir karartma var, inanılmaz bir sansür var ve dünya halkları, milletleri bu haberlerden bir, haber. bir haberler. Niye? Sansür var ya. Evet. Bunu bir tek biz konuşuyoruz. Şu Bunu bir olacak. tek biz görüntü ve Raman'dan haber ve olarak Batı geçiyoruz. Batı Şeria'da e, insanların sokakta olduğu söyleniyor ama her gece çıkılıyor ne oluyor? Hulya onları da öldürecekler. oluyor ne oluyor? Bak onu, Batı Şeria'da onları da öldürecekler. Sorgu sahası biliyorsun çekiyor Demeden vuruyor. bu gece orada da bir katliam. Bak orada da katliam var. başlayacak. Çünkü İsrail zaten evet. fırsat arıyor ve aritmetini son tutuyor bu işin. Son iki dakikamız için. hocam. Dolayısıyla evet. orada da bir katliam istiyor. duyarsak veya bu ya yaşanacağına ben yüzde yüz inanıyorum da haberimiz olursa bunu da yarın konuşuruz. Katkı sağlamak isteyen son bir dakikam kaldı. Sayın Yakınca, İpek Bak, Hocam. Şey mi baktınız? Göksu. Kafayı. Evet evet. Ben de Buyurun şey Sayın Şahin. Açtım şu anda. Filistin İslami Cihat, Filistin İslami Cihat hareketi bir açıklama yapmış. Hani bu İsrailli Katillerin açıklamasını okuduk, bunu da okuyalım. Onlar da diyorlar ki, refahtaki mülteci kamplarında sivillerin hedef alınması, düşmanın yaşadığı askeri başarısızlığın derinliğini gösteriyor. Demiş. Ee, yine aynı şekilde Hamas, tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz. Demiş. Ee, yine Hamas bu katliamdan Amerikan yönetimi ve özellikle Başkan Biden'ı tamamen sorumlu tutuyoruz diye bir açıklama yapmış. Aslında Hamas da özellikle Mısır'dan, Refah sınır kapısından İsrail'in çekilmesi için bir şeyler yapmasını bekliyor. Ama şu açıklama galiba Fulya söylemişti onu. Yani e, İsrail'in yaşadığı askeri başarısızlığın bir şekilde e, kamufle edilmesi için bugün böyle bir katliama... Ee, imza attıkları da söylenebilir evet. ki ki oradaki e, Filistinlilerin düşüncesi de sanıyorum böyle. Evet, esir alınan askerler. Peki çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma ve siz değerli izleyicilerimize. Efendim, e, acı bir haberle aslında bülteni sonlandırıyoruz. Mersin'de hayatını kaybeden, e, trafik kazasındaki vatandaşlarımız, trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10 kişi hayatını kaybetti. E, Refah'taki e, çadır kampına İsrail'in bombalamasıyla birlikte yüzlerce kişi hayatını kaybetti. E, gece boyu CNN Türk'te kalın, haber takibinde kalın. Arkadaşlarımız Samet Güner canlı yayınla bağlantılarla yayınlarını devam ettirecek. Hoşçakalın.